Taksim'den tünele yolculuğumuzu yarıladık. Bugün İstiklal Caddesi'nin her dem kalabalık, pek meşhur, çok eski pasajlarını gezelim. Eskiyi değerli kılmak yalnızca onlara tarih kıymet biçmekte olmaz. İşte bu pasajlarda 100-150 yıllık olmasından almıyor sadece değerini. Tarihe bugünü de kattığı için, müze gibi gezmelik değil, yaşamalık olduğu için, basma, girme, dokunma diyenler yasak ve uyarı levhaları olmadığı için özel. Atlas Pasajı'nı gezerken kalabalığın gürültüsüne plakçılardan gelen şarkılar, tütsü kokularına antika eşyaların o tarihsiz ve zamansız kokusu karışır. Bu kokuları bir anlığına yok edebilsek, üstüne duvarlara silmiş derinlerdeki kokuları yüzyıllar öncesinden alacak kadar burnumuz gelişmiş olsa, şimdi bir ahırın ve atların kokusunu alıyor olurduk. Çünkü bu binanın pasaj olarak kullanılan katı o zamanlar cins atlar için yapılmış bir ahır. Hatta kısa bir dönem bilet kesilerek atlarla gösteriler yapılan bir cambazhane olarak kullanılmış. Yıllar sonra bu pasaja sinema ve tiyatro yapılacak. O zaman insanlar atlar yerine sanatı seyredecekler. Pasaj kısmı ahır olan binanın üst katı konakmış. Sultan Abdülaziz'in çevresinden iş adamı Hakkı Küçüyan'ın kışlık konağı. Büyük Beyoğlu yangınından sonra yani 1870 yılında yaptırılıyor. Fresklerle, bezemelerle süsleniyor. Bir dönem Ermeni Kilisesi'ne bağışlanan konak İstanbul işgal altındayken İngilizlerce mahkeme binası, sonra da Postane Genel Müdürlüğü olarak kullanılıyor. Eğlence, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline gelmesi ise 1930'lu yıllarda. Önce onarım geçiriyor, sonra Atlas Sineması kuruluyor. Öyle bir sinema ki önünde uzun kuyruklar oluşan efsane filmler sunan efsane bir sinema. Sinemanın yanı sıra Muhsin Ertuğrul'un öncülüğünde küçük sahne açılıyor. Sadri Alışık, Şükran Güngör, Agah Ün, Mücap Ofluoğlu, Münir Özkul küçük sahnenin ilk kadrosundan isimler. Sahnelenen ilk eser John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar. Sinema, tiyatro, barlar, meyhaneler vesaire vesaire derken bir eğlence ve sanat ortamına dönüşüyor Atlas Pasajı. Şatafatlı günleri çabuk unutulan, neredeyse ıssızlaşan yapı 1993 yılında kapsamlı bir onarımdan geçiyor. Dükkanlar ve elbette Atlas Pasajı yenileniyor. Atlas Sineması büyük perdesi ve amfitiyatro şeklindeki 500 kişilik ana salonuyla kentin en büyük sinemalarından. 3 salonu mevcut. Beyoğlu'nda Uluslararası İstanbul Film Festivali'ne ev sahipliği yapan en eski ve tek sinema. Orhan Veli'nin şiirinde
İstanbul'un orta yeri sinema dediği Atlas mıydı acaba? Orhan Bey'in şiirindeki sinema Atlas mıydı ondan çok emin değilim ama bir başka pasaja yazılmış bir şiir var ki, Cevat Çapan şiiri. Dilimin ucunda, kaçmadan hemen okuyayım. Fena halde Londra'ya benzeyen kalabalık bir kentmiş cehennem. Oysa küçük bir Venedik'ti Krepen pasajı, tedavülden kaldırılmadan önce. Hileyle ve cebren. Krepen pasajının şair, yazar, ressam müdavimi çok. Edip Cansever, Melih Cevdet Anday, Cihat Burak, Şükran Kurdakul, Necati Cumalı, Zehra Bilir, Rüfat Ilgaz, Bedir Rahmi Üyüboğlu, Cahide Sonku mesela ve elbette Can Yücel. Krepen pasajı bir dönem isimlerin Türkçeleştirilmesi mecburiyete gelince krizantem adını alır ama esnaf krepen demekten vazgeçmez. Şimdilerde ise tüm o isimler unutulmuş, tedavülden kaldırılmış ve yerine Aslıhan pasajı geçmiş. Krepen pasajı Yeşilköy'ün Levantenlerinden Krepen ailesi tarafından 19. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılıyor. İlk açıldığı yıllarda daha çok dikiş nakışçılara malzeme sağlayan, iplikçi dükkanları bulunan terzilerin mekanı. Sonra bir kunduracı dükkanı, ardından bir diğeri geliyor ve kunduracıların pasajına dönüşüyor. Ama pasaj onlara da yar olmuyor ve kadehlerde dudak izleri arayanların dolaştığı meyhanelerle ünleniyor. Çiçek pasajına kardeş geliyor yani. Herkese ve her daim açık. İslam Çupi'nin tanımıyla gözlerin hayata açıldığı sabahlardan tutun da gözlerin hayata kapandığı gece ötelerine kadar. Krepen pasajının hemen paralelinde Avrupa pasajı var. Caddedeki birçok tarihi yapı gibi bu pasajın kimliği, işlevi ve mimarisi de Büyük Beyoğlu yangınından nasibini almış. Pasaj alanında eskiden Louis Suye tarafından sirk gösterileri yapılırmış. Pasajın ilk adı Palais de Flore. Sonra buraya bir tiyatro açılmış. Yangın demiştim ya, işte o büyük yangında Naum Tiyatrosu ile birlikte bu tiyatro ve pasaj da yanmış. Kimliği ve adı değişerek küllerinden Avrupa pasajı olarak doğmuş. Avrupa pasajı görkemli ve gösterişli mimarisi ve olağanüstü heykelleriyle ünlü. Caddede en fazla heykel bu pasajda. Heykeller dükkanların pasaja bakan üst cephelerine yerleştirilmiş. Mimarisi ve heykeller, ayrıca piyano yapılan ve satılan mağazalar Avrupa atmosferini buraya taşımış. Çok Avrupa, çok. Bir havadar, bir havalı görseniz. Çatısı tamamen cam olan pasaj, dükkanlar arasında konulan aynalardan dolayı aynalı pasaj olarak da anılıyor. Pasajlar insanı şair yapmasa da, buraları mekan edinen şairler yüzünden olsa gerek birçok şiiri, tiyatro metnini hatırlatıyor. Edip Cansever gibi. Ondan Ben Ruhi Bey Nasılım mesela. Şairin dizeleri eşliğinde gezmeli pasajları. Haritalar ya da klasik rehberlerle değil. Aynı eserde koroya şunları söyletiyor Edip Cansever. Çeleklerimizle geldik yoktunuz. Ara sokaklarda, pasajlarda aradık yoktunuz. Meyhanelere baktık, otellere sorduk yoktunuz. Neredesiniz Ruhi Bey? Koroda sokağın insanı, esnaf var.
çiçek sergilisi, meyhane garsonu, meyhane patronu, kürk tamircisi Yorgo, otel katibi, cenaze kaldırıcısı Adem, akordiyoncu kadın, emekli postacı, otel katibi ve daha kimler kimler. Ekleyeyim ben de. Belki ayakkabıcı Herald ya da çamaşırcı Tuzet ki onlar Hazopolo pasajının esnafıydılar. Pasajlar yaptıranların adıyla anılır genellikle. Onlardan biri işte Hazopolo Pasajı. Pasaja danışman geçidi denilen dar bir yolla giriliyor ve yol çakıl taşlarından yapılmış bir meydana açılıyor. Pasaj bu meydana bakıyor. Hazopolo Pasajı, Krepen Pasajı gibi başlangıçta ünlü terzi ve modacıların tuhafiyeci dükkanlarının bulunduğu bir pasaj. ...15 Nisan 1871 tarihli La Turquie gazetesinden bir haber. Bölgenin ünlü tüccarlarından Hazopolo'ya ait bir pasaj açıldı ve yüksek fiyatlara rağmen pasaja ait tüm dükkanlar kiralandı. Dükkanların çoğu az önce de söylediğim gibi moda üzerine, kimi müzik aletleri üzerine, birkaçı restoran, birkaçı da meyhane. Pasajın ülkemizdeki gazetecilik mesleği içinde özel bir yeri var. 1870'li yıllarda Ahmet Mithat Efendi'nin matbaası burada. Namık Kemal'in İbret gazetesi basın ve redaksiyon bölümü de pasaj içinde. İstiklal Caddesi üzerindeki pasajları birbirine bağlayabilseydik caddenin uzunluğu kadar bir geçit oluşurdu herhalde. Birkaç tanesini tanıyabildik bugün. Gezemediğimiz daha çok pasaj var. Şiirsel bir metinden pasajlar okur gibi, şiirsel bir caddeden pasajlar gezdik. Ki onların her biri anılarını anlatmayı, bugünü ve dünü harmanlayan dokuyu aktarmayı, tamamen yok olmadan görülmeyi, bilinmeyi, kısacası okunmayı bekliyor. Sözü yeniden Edip Cansever'e, Ruhi Bey'e bırakarak hoşçakalın. Konaksa yandı çoktan. Tertemiz bir asfalt ezip geçti. İyi biliyorum. Tertemiz bir asfalt ezip geçti onu. Kırmızı bir konak mezarı gölgesi bırakarak.